Her şey mükemmel olmak zorunda olmadığı bir çağda herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeşkü, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kameranın karşısına geçme sebebim sizlere cilt bakım ritmi göstermek istedim. Biliyorsunuz geçen hafta bir Gratis Watsons tarzı kozmetik alışverişi yapmıştım. O videoda izlemek isterseniz hemen sağ üst köşeden çıkan linkten izleyebilirsiniz. Bu hafta size geçen hafta aldığım ürünlerde cilt bakım ritmi çekeceğim. O halde hiç uzatmadan hemen başlayalım. Yüz temizleme jeli, tonik, siyah maske ve bu setin nemlendirici kremi. Bu ürünleri kullanarak cilt bakımımı yapacağız. Sesim şimdi apartman boşluğunda yankılanmasın. Şimdi ilk başta ne yapacağım? İlk başta yüz temizleme jeliyle başlayacağım. Önce yüzümü bir ıslatacağım. Ondan sonra yüz temizleme jelimi sıkacağım ve şu yeşil taşıyla masaj yaparak yüz temizleme jelimi uygulayacağım yüzümün her tarafına. O halde hemen başlayalım. Bu şalım da heba olacak ama bir şey olmaz. Yüzümü bir güzel ıslattım. Aslında kamera şu tarafa koysaydım daha mantıklıydı. Olsun. Şimdi yüz temizleme jelimden birazcık elime şöyle. Bu sıvı halde bir jel. Yani diğerlerine böyle katı değil. Biraz garip ama çok güzel kokuyor. Şimdi bu yeşim taşımı alıyorum. Masaj yaparak. Bir de bu ay çok iyi. Bunu şeyde buzlama bekletirseniz daha iyi etki ediyor. Yani morlukları götürüyormuş. Göz torbalarına morlukları iyi geliyormuş. Şu görmüş olduğunuz geniş tarafıyla şöyle yukarıdan aşağı doğru, yanaklarımı, çene bölgemi ve alın kısmımı yapıyorum. Görmüş olduğunuz kısmıyla ise göz çevresini. Kozmetik alışverişimi yaptığım videonun altına iki kişi şey yazmış. İşte cildin zaten çok güzel, neden bu kadar ürün alıyorsun falan diye. Arkadaşlar kamera gerçekleri göstermiyor yani ne kadar. Aslında çok da fazla değil. Bakın buralarında sivilceler falan var. Alnımda ve çene kısmında ve T bölgesinde aşırı acı sivilcelenme oluyor. Ve çok yağlı bir cilde sahibim. Yani kurutması için açıkçası biraz kullanıyorum. Bir de ben uzun zamandır kullanırken sabun var. Sadece sabunla yüzümü yıkıyordum. Hiç böyle ürünler falan almıyordum. Çünkü inanmıyorum bu ürünlerin etkisine açıkçası. Bir son bir şans vereyim istedim. Cilt bakım yapmaya özeniyor yani. Biraz özen göstermek istiyor. O yüzden denemek amaçlı aldım gerçekten. Yoksa bunların etkisi olduğuna inanmıyorum gerçekten. Şimdi daha yeni 3 gündür bunu düzenli olarak kullanıyorum. Bu ürünleri düzenli olarak kullanıyorum. Yani herhangi bir etkisi var mı? Wow! Denecek bir şey yok şu anlık. Hani bir etkisini görürsem size söyleyeyim. Zaten bu ürünlere başlamadan önce bir yüzümün fotoğrafını falan çektim. Alın bölgemi ve çene bölgesini falan. Eğer bir etki görürsem size de söylerim. İlerleyen zamanlarda. Şimdi yüzümü yıkadım. Arkadaşlar yüzünüze sivil çıkmasını istemiyorsanız iki tane önemli etken varmış. Birincisi kendinize özel ya havlunuz olacak sık sık değiştirdiğiniz ya da böyle tek kullanımlık kağıt peçeteler kullanacaksınız yüzünüzü silmek için. Bir de sürekli yattığınız yastığın kılıfını değiştirmeniz gerekiyormuş yüzünüzü verdiğiniz. Hafifçe bir sildikten sonra benim yüzümle ilgili problemim ne biliyor musun? Bir T bölgem çok fazla yağlanıyor, sivilce görünüyor. Bir de göz altım madde kullanıyormuşum gibi çok kararıyor. Bir de yorgun olduğumu çok belirtiyor. Yüzüm bir şey yapıyor. Sürekli bir yorgun yüz ifadem var, sinirli bir yüz ifadem var. O göz altlarından da şikayetçiyim. Birazcık böyle torba torba oluyor, kararıyor. Madde kullanmışım gibi. Bu maskeyi aldığımdan beri hiç kullanmadım. Ama ben bundan bir tane bitirmiştim. Diğer videoda söylemiştim size. Bu maskeyi çok seviyorum. Gerçekten çok iyi yapıyor. Ama ben bunu haftada bir kere tek kullanacağım için hani çok sık kullanamazdım. O yüzden bunu sizinle birlikte denemek için bıraktım. Hiç açmadım henüz. Şimdi bunu deneyeceğiz sizinle. Aslında bunu duştan çıktıktan sonra yüzünüze uygulamamız öneriliyor. Daha iyi çekiyormuş, etkiliyormuş falan filan diyorlar. Şöyle çıkarttık. Fakirliğin bir belirtisi. Önce ambalajı yalamak. Şimdi birazcık elime alıyorum. Şu şekilde.
burun kısmıma. Ha, yüzümün her yerine sürmüyorum. Sadece T bölgesine uyguluyorum. Ay nasıl bir yaktı. Yaram vardı, kalkmıştı orada. Evet. Şöyle bir uyguluyorum. Şimdi burnumu uyguladım. Bir de hafiften böyle alıp çene kısmını uygulayacağım. Siyah maskelerin siyah noktaları çok çıkarttığını söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yanlış. Tuvalette konuşulmaz. Bunu videoda maskenin kurumasını bekleyeceğim. Kapı çaldı, böyle çıkmak zorunda kaldım ya. Kurumadı bir türlü. Şimdi arkadaşlar bunlar kuruyana kadar biz sizinle biraz sohbet edelim. Aslında bu şekilde sohbet etmek istemezdim ama. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kullandığım ürünlerin hiçbir reklamını yapmıyorum. Haberiniz olsun, yani reklam değil bu. Size tavsiye de etmiyorum. Alın da demiyorum. Çünkü hani her cilt tipi farklıdır. O yüzden bu videoyu tavsiye ediyorsa görmeyin. Sadece işte o videonun altına cilt bakım rutinine gelsin o zaman falan diye yazanlar olduğu için bu videoda çekiyorum. Siz sivilcelerinizi nasıl kurtuyorsunuz? Yani diş macunu gibi böyle klasik teknikler mi kullanıyorsunuz, yoksa başka kullandığınız ürünler var mı etkili olduğunu düşündüğünüz? Hani aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Dışında bu markayı kullananlar var mı? Hani daha önce bu seri falan işe yarıyor mu yaramıyor mu? Hani yazarsanız yine çok sevinirim. Konuşalım birazcık. Etkileşim halinde bulunalım. Bunun dışında söyleyeceklerim işte dediğim gibi rutin haline getirmeye çalışıyorum. Set aldım. Geçen videoda göstermiştim. Bunu düzene oturtacağım. Bir süre böyle cilt bakımımı ilerleteceğim. Duruma göre yine ilerleyen zamanlarda işte eksiltmeler, yine bir şeyler eklemeler falan olabilir ya da hiç olmayabilir. Çünkü ben çok fazla böyle ürün kullanmaya şey değilim. Tek bir ürün kullanmayı yeğlerim yani. Bu kadar çok ürün kullanmaktansa. Onun dışında ne söyleyecektim? Başka çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlara yazın. Bir de aklımda bir tane video fikri var. Eğer beğenirseniz yine anket yaparım ben. Eğer beğenirseniz çekmek istiyorum. Olur mu olmaz mı yorumlara yazarsanız sevinirim. Uygun fiyatta İzmir'e güzel bir gün nasıl geçirebilirsiniz? Hatta bir video çekmek istiyorum. Eğer siz de olumlu bakarsanız, hani olur izleriz derseniz çekmek istiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu kurudu mu? Bakalım bir. Hala biraz nemlilik var. Bir de arkadaşlar telefonu değiştirmek istiyorum. Telefonun görüntü kalitesi nasıl? Şimdi bakın, para biriktiriyorum ben, tamam mı? Bilgisayar almak için. Almak istediğim bilgisayar ben para biriktirmeye başladıkça daha çok artıyor. Ben almak istediğim 6000 liraydı, şu an 10.000 lira olmuş. Yani abimin aldığı Apple MacBook fiyatında şu an. Eski zamanda kaldı, 2016'da aldı da yani onu. Ama şu anki zamanda YouTube için güzel bir kameraya ihtiyacım var. O yüzden hani iyi bir telefon mu almam gerekiyor sizce, yoksa bilgisayar alıp bu telefondan devam edeyim mi bir süre daha? Kalitesi size nasıl geliyor? Onu aşağı yazarsanız sevinirim. Çünkü burada sizin için çabalıyorum. Sizin fikriniz de benim için önemli. Böyle. Bir de önerebileceğiniz güzel bilgisayar markası ve telefon markası varsa sevinirim. Kapı çalıyor mukaddes! Açabilirsin mesela. Bugün bayramın 3. günü. Bu arada bayramımız kutlu olsun. Geçmiş bayramımız. 2 gündür ailecek oradan oraya gidip geliyoruz. Bugün evdeyiz. Ve evet. Tabii size göstermeyeceğim de. Çenemde kalmış biraz. Ruhumu teslim ettim. Yüzümü yıkamış olmama rağmen o kadar güzel çekiyor ki. Anlatamam size. Şimdi arkadaşlar, maskeden de yüzümü arındırdım ve yüzümü tekrar bir su çarptım böyle. Şimdi sırada bir saniye. Bu yeni aldığım pamuk. Alıyorum bu pamuktan bir tane. Sonra toniğimi alıyorum ve yüzümü tonikleyeceğim. Bu toniği de buzdolabına koyuyorum. Soğuk soğuk daha güzel oluyor. Bu yeşim taşın buzlu kısmına koyuyorum. Bunu aşağı kısmına koyuyorum. Buzdolabının kapak kısmına. Şöyle döküyorum.
sürümünü güzel uyguluyorum. Cildiniz makyajlı olduğunda, hani makyaj temizleme suyuyla, miserar suyu yüzünü temizlediğiniz halde yüzünüzü yıkadınız diyelim, ekstra yine tonik yaptığınızda yine kili çıkartıyor, biliyor musunuz? Gerçekten tonikler çok işe yaradığına inanıyorum yani. Tonikler temizliyor gerçekten cildi. Tonik işlemimiz de tamam. Şimdi sırada şunu kapatayım. Şimdi sırada nemlendirme işlemimiz var. Şu dökme yapmasın diye ben bunu kapağını şöyle bıraktım. Yani çıkarmadım diğeri gibi. Keşke onu öyle yapsaydım ya. O akacak sürekli, biliyor musunuz? Neyse, şöyle alnımın çatına, yüzüme ve şuralarıma falan süreyim. Yeterli gelecektir. Şu yüz temizleme jelinin sıvı olması beni biraz şaşırttı. Çünkü tonikten bir farkı yok gibi, işte sıvı sıvı duruyor. Sadece yüz temizleme jeli köpürüyor birazcık. Ve birazcık cildimi yakıyor. Hani öyle söyleyebilirim etkilerini. Hani ekstra bir şey var mı? Yok şu anlık. Hani bakacağım. Şu an fotoğraflarını çektim kullanmaya başlamadan önce yüzümün. Bir de bir ay kullanayım bakalım. Herhangi bir değişim söz konusu olursa ona göre tekrar yorumlarım. Bu şekilde cildimizi aklayıp pakladık. Evet arkadaşlar, cilt bakım rutinim buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Başka ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yine yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizi seviyorum. O halde bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.